Nerede bu çocuk? Kaç saat oldu, dönmedi daha. Bak bu da Seyfettin gibi yapmazsa bana da Besim'e demesinler. Lazer Bey'in oradan fıyt Bursa'ya. Ben bu ikisine inanmayacağım. Ne Seyfettin'e ne Kamran'a. Bundan böyle Allah bir deseler de güvenmeyeceğim. Sen niye burada oturuyorsun böyle lök kadısı gibi acaba? Ha? Kalk bir servisi yap. Niye ben yapıyorum ya? Yarın sen kaynananı da böyle yanıt ver. O da sana söylesin niye yapacağını. Çalıkuş Hanım yayılsın odasında, biz burada iş yapalım. Oh. Ebesi şibidik. Sahi. Feride nerede? Niye çıkmadı geldiğinden beri odasından o? Hı? Feride. Hadi kızım. Ne yapıyorsun aynanın karşısında? Kendi kendimi muayene ediyorum. Teyze. Annem hastalandığında ben yaşlarda mıydı? Tövbe tövbe. Akşam akşam nasıl sualler soruyorsun Feride? Merak ettim. Gençti. Çok gençti. Yaşın ne emniyeti var ki? Haklısın. Hepimiz ölecek yaştayız neticede, değil mi? Yok öyle ya ama. Tövbe estağfurullah. Yukarıdakinin işine karışmak gibi olmasın ama. Bağışlasa. Tövbe tövbe. Akşam akşam günah soktun beni. Geride kalan bizler gidenler adına da yaşamakla mükellefmişiz. Öyle buyurdu Seyfettin Efendi. Farz-ı mal sen, annen baban adına da 3 ömürlük yaşamak mecburiyetindesin. Kısmet. Kısmet ya. Mektebi bitirir bitirmez evleneceksin, yuva kuracaksın. Bir kızın olacak, adını Güzide koyacaksın. E bravo teyze. Ha, bu mevzunun sonunda evliliğe bağladın ya. erkek olursa? Ha, Güzide olma mı? E olmasa iyi olur. Kamran'ın ismini de sen mi verdin? Haşa. Paşa babam dururken Besim'e mi koyacakmış oğlanın adını? Görünmüş şey değil. Ha işte bak. İyi insan lafının üstüne. Bismillah. Dedem mi geldi diyorsun yani? Dedem mi diyor? Kamran oğlum, Kamran. Hadi git. Şükür kavuşturana. Anca oğlum. Ne ganimetlerle geldin bilsen. Bir daha gönderme hastaneye veletlerini. Sadakanın hası oradan çıkıyor. Millet rüşvet verince iyileşeceğini zannediyor. Feride'nin Kamran'ın teyze kızı olduğundan haberin var mıydı? Öyle miymiş? Öyleymiş. Aralarında hissi bir münasebet olduğunu da düşünüyorum. Sen kızı almaya bak. Kamran'ı ben hallederim. Niye söylemedin ki başından? Öğrenmişsin işte. Fark eder mi senin için? Hem servet sahibi olup borcunu ödeyeceksin. Hem de ailene kavuşacaksın oğlum. Geciktim söylemekse özür dilerim. Belinden kağıt getireceksin. Nasıl isterseniz efendim. Barluvarda misafirim var.
Ne işiniz var burada? Nasıl olduğunu görmek istedim. Gördüğünüz üzere turp gibiyim. Kim küstürdü seni bu denli? Kimse. Duvar ustası gibisin Feride. Etrafında kocaman bir kale örüyorsun, görüyorum. Niçin ulaşamıyorum sana? Bir adım daha gelirseniz bir kat daha çıkarım. Bu mesafe iyi mi? Parluvarın dışına, oradan ana kapının, oradan da mektebin dışına çıkarsanız, sonra solunuza dönün, arkanıza bakmadan dümdüz ilerleyin. Belki anlaşırız. Dünkü pusulayı kimin yazdığını öğrendim. Sen de biliyorsunuz anlamca. Kapatalım bu bahsi. Benimki de laf. Nereden bileceksin ki? Hastaneden bir ahbabım. Beklatif şinas bir zat. Kötü bir niyeti yok. Düşüncesizlik etmiş, yapıvermiş işte. Anlayışınıza teşekkür ederim. Onun adına özür dilerim. Ben de. Benim derse gitmem lazım. Feride. Zaman aleyhine işliyor. Sağlığını geri kazanman her geçen vakit daha da zorlaşacak. Onun için bir an evvel karar vermek zorundasın. Tedaviye başlayalım. Kimsenin bilmesine lüzum yok. Kamran'ın bile. Ben bunu biraz düşüneyim. Umarım geç kalmayız. Hayrola sabahın bu saatinde? Kırışık losyonları bitti. Şaplı lotronlu su. Çalı kuşu sana tedavi olmayı kabul etti mi? Etse ne olacak ki? Yalanım ortaya çıkabilir. Kız her an hasta olmadığını öğrenebilir. O zaman sen de ilk evvela hasta et. Nasıl? Bin bir türlü zehir var burada. Zehirlersin yavaştan. Kızı kendine muhtaç edersin, olur biter. Dert mi sanki? Zamanı geri alabilir misin? Geri döndürebilir misin olup bitenleri? Estetik, değer teorisi adı verilen felsefenin bir dalıdır. Duygu ve beğeninin yargılanması olarak da geçen duygusal, duyusal değerleri inceler. Sir Matilt, Feride'nin ziyaretçisi var. Feride, parlora inebilirsin. Kamran zannımca. Barışcan mı? Yine mi siz? Adab-ı muaşeret dersleri almanı önereceğim. Nezaket sıfır. Ama gözler yıldızlı pek iyi. Aklımda bulunur. Fakat rica edeceğim, bir daha ziyaretime gelmeyin.
Ziyaretine geldiğimi nereden çıkardın? Seyfettin amca yolladı beni. Seni görmek istiyor. Enişten döndü mü? Nerede? Konakta mı? Manifaturada mı? Efendim, ben Feride'yi görmek için gelmiştim. Talebimizin parloardan çıktığı yok zaten. Buyurun. Cevap ver. Konağa geçtik. Nereye gidiyoruz? Konağa gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz peki? Gidince görürsün. Dur durun. İneceğim ben. Oturur musun? Lütfen. Rencide oluyorum ama sen böyle yapınca. Sanki fenalık peşindeymişim gibi. Kamuran Bey. Affedersiniz. Feride için gelmiştim. Babanız çağırtmış. Bizden müsaade istedi, gönderdik. Babam mı çağırdı? Ağlam belki gözüm. Uğraşıyorlar. Didiniyorlar kaç gündür. Lakin dikiş tutar mıyım bilinmez. İçimin öldüğünü hissediyorum Feride. Bana bir söz vermeni istiyorum. Daima güçlü olacaksın. Dimdik duracaksın ayakta. Babanın kızına yakışır gibi. Oğlumu, Kamran'ı önce Allah'a, sonra sana emanet ediyorum. Ne olursa olsun yüz çevirmeyin birbirinizden. Küslük etmeyin. Gücendirmeyin birbirinizi. Siz ikiniz ne derseniz deyin, birbirinizin kaderisiniz. Bezmi Eres gününden beri hatta. Feride'yi sen mi aldın mektepten? Baban istedi. Benden niye istemedi de senden istedi ki? Ayrıca Feride'nin ne işi var burada? Sinirleneceğini düşünüp söylememiş olabilirim sana. İçeride mi? Gel buraya, gel. Hususi olduğunu söyledi baban. Gel. Kamuran. Feride ıhlamuru kaç şekerli içiyor? Niye sordun? Geçen gün dikkatimden kaçmış. Bahse tutuştuk da. Ihlamuru kaç şekerli içtiğini bilmem lazım. Siz Feride ile ıhlamur mu içtiniz? Nerede? Ah, eyvah eyvah. Kamuran. Biz Feride ile konuşuyoruz. Yani müsaaden olursa. Niyetim ciddi. Yaşı küçük. Ayrıca talebe mektebi var. Biz beklemeye razıyız. Senin de onayını almak bizim için önemli. Ya siz konuştuğunuzu anlaştınız yani. Yani. Gerçekten iyi edebilir misin? Biraz zaman alır. Ama evet. O zaman hemen bugün başlayalım. Fikrini değiştirmene ne sebep oldu? Sahip çıkmaya söz verdiğim emanetlerim var. Sabahkine nazaran çok daha iyi görünüyorsun. Seyfettin Reis. Sayende evlat. Gel bakalım gel. Ben şöyle. Bana sormadan Feride'yi getirtmişsin. Ne vakit senden müsaade alıyoruz evlat. Estağfurullah. Seni bu halde görmesi. Kıza ne eşeklik ettiysen. Onu telafiye çalışıyordum. İncitmişsin. Gönlümü de almamışsın hala. Sen bunları tasa etme baba. Kendisi fevkalade onarıyor incinen yanlarını. Ama nasıl lakırdı evlat. Bu defa bacaktan yapalım yemeği.
antiseptiğe ihtiyaç var Kamran. Seradan mı yine hocam? Uygun olur. Masanın en ucundaki iki büyük kavanoz. Çok mahcup etme. Şimdi böyle yatıyor ya. Muradını diliyorsun, gözünü kapatıyor. Sonra böyle gözünü açtığında eğer yönün ters dönmüşse o muradın hayırlı değil, ümidini kes diyor. Çok değerli bir zat-ı muhteremin türbesi. Sualci baba diyorlar. Aman her sorduğuna cevap vermiyorsa ben ne anladım o işten? E veriyor. Yani şimdi ben gitsem sualci baba benim kocam nerede desem bana şurada diye gösterecek mi? Başında bir iş mi var desem cevap verecek mi? Abdestini alıyor. İki rekat namazını kılıyor. O yatırın ayağından akan sudan içiyorsun. Sualini diyorsun. Sonra oracıkta rüyaya yatıyor. Öyle ulu orta. E canım seni kim ne yapsın? Herkes dermanının derdinde. Kalk 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 Gülümsel kalfa gidiyoruz. Benim vediyetle rüyaya yatmam lazım. Otur bakayım sen kıçının üstüne. Kırmayayım çenedine. Maneviyatını geliştir diyordun anne. Ay belki de hakkında hayırlısı olur. Sonra Nürten'e dönmesin Nürten'e. Ben şaştım kaldım bu işe canım. Genç bir kız öyle ulu orta mabadını devirip uyusun. Olacak şey mi canım? Gülümsel kalfa uyusun benim yerime. Ben onun başında beklerim. Ha? Olur mu ki? Olur zar. İyi hadi hazırlanın madem. Bak sen önce Seyfettin Efendi'ye sor bakalım. Nerelerdeymiş ne yaparmış. Sonra bakarsınız işte. Tamam. Yalnız... Bu oralarda ulu orta uyumasın yatmasın bak ona göre. Kamuran'ın da kulağına gitmesin çok kızar. Pazara gittiler diyeceğim sizin için. Tamam tamam. Heh. Hadi inşallah. Tamam. Yemeklerden önce birer kaşık her gün. Haftaya tekrar gelin bakalım ilaç işe yaramış mı? Sağ olun hekim bey. Tamam. Haftayı geçirme ona göre tamam? Tamam. Selim Bey, ben dün için çok özür dilerim. Çok fena bir şey yaptığımın farkındayım. Çok, çok üzgünüm. Eyvallah. Bu kadar mı? Ne bekliyordun? Bana kızmayacak mısınız? Neden yaptığımı sormayacak mısınız? Sebepleriyle ilgilenmiyorum. Merakımı cezbetmiyor. Fakat Selim Bey, ben çok bedbahtım. Sizin çalık kuşuyla aranızda bir münasebet olduğunu sandım. Hislerime... Haysiyet! Necmiye, biraz haysiyet rica ederim. Kamran'ın kız kardeşine yakışır şekilde davran. Bekleyen hastalarım var. Sefil kevaşi.